Günümüze kadar pek çok kez imar edilen Taceddin Dergahı'nın yapımı 16. yüzyıla tarihlenmiş ise de bir külliye hüviyetini kazandığı yeniden inşası kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla 1901 yılında tamamlanmıştır. Son olarak 2008 yılında geçirdiği restorasyonla bugünkü halini alan mekan, 1. Meclis'teki mebusluk görevi nedeniyle Ankara'da bulunduğu dönemde Nisan 1920'den Mayıs 1921'e kadar burada kalan Mehmet Akif'le özdeşleşmiş, başta İstiklal Marşı olmak üzere onun milli mücadele atmosferini, hürriyet iştiyakını yansıttığı şiirlerinin doğumuna tanıklık etmiştir. Vefatının 75. İstiklal Marşı'nın kabulünün 90. yılı olan 2011 Mehmet Akif yılında Bağcılar Belediyesi tarafından Ankara'daki Aslı'nın birebir rölevesi çıkarılarak inşa edilen Taceddin Dergahı ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi 2012 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Şairin el yazısıyla kaleme alınmış şiirlerin yanı sıra İstiklal Marşı ve Mehmet Akif'e ilişkin 685 yazılı eserin sergilendiği müzede yine Akif'e ait 127 orijinal materyal yer almaktadır. İstiklal Marşı'nın yazıldığı odada Akif'in temsili yatağıyla birlikte bir gece vecd ile uyanarak yazacak yer aradığı ''Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım'' dizeleri Rika harflerle duvara kazılı halde bulunmaktadır. Yine bu odada İstiklal Marşı'nın bestesine ilişkin materyaller ve vefatından sonra Akif üzerine yazılmış orijinal eserler sergilenmektedir. Selamlık ve Safahat Odası'nın duvarında 12 Mart 1921 tarihli resmi gazetede yayımlandığı şekliyle İstiklal Marşı'nın 10 kıtası yer almaktadır. Safahat'ın 7 kitaplık orijinal nüshalarıyla birlikte şairin başyazarlığını yaptığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından tekrar basılan Sırat-ı Mustakim ve Sebilür Reşat dergilerinin orijinal nüshaları, Akif'in İstiklal Madalyası ve Berat'ı yer almaktadır. Rahmetle anılmak, ebediyet budur ama sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir diyen ve çevresindekilerce başkasının derdini dert edinmekten kendi dertlerini unutan bir isim olarak anılan Akif'in, kendisi gibi mütevazı kişilerle kurduğu, dürüstlük üzerine bina ettiği dostluklar, edebi kişiliğini besleyen kaynaklardan biri olmuştur. Akif'in Münevver Odası'nda Neyzen Tevfik'ten Mithat Cemal Kuntay'a, Eşref Edip'ten Sait Halim Paşa'ya, Akif'in düşünce dünyasında yer edinmiş fikir dostlarının fotoğrafları sergilenmektedir. 3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam, hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam diyerek kayıtsız şartsız hakikatin tarafında olan, korkmadan, çekinmeden, karşılık beklemeden inandığı doğruları haykırabilen şairin bir dönemini günümüze taşıyan Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi Taceddin Dergahı ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.